Efendim herkese yeniden merhaba. Bu Ukrayna Savaşı esasında 2. Dünya Harbi'nden bu yana Sovyetler Birliği dahil, gerçi Afganistan'da çok kötü bir dayak yemiş bir Kızıl Ordu'dur, onu da söyleyeyim. Ama olsun, görüntüsüyle, tanklarıyla, toplarıyla, nükleer başlıklarıyla falan bir efsane olarak gözüken Rus ordusunun esasında içeriden ne kadar çok çürümüş olduğunu sergilemesi bakımından önemli. Mesela eğer Rusya ordusu bu kadar çürümemiş olsaydı hayatımıza Wagner patronu Evgeni Prigojin denilen bir deli gelmezdi. Ama adam ortaya çıktı, döküldü ve dedi ki bunların hepsi çürümüş. Esasında haklıydı. Neyse o başka bir konu. Ama aynı zamanda Ramazan Kadirov gibi başka insanlar da ortaya çıktılar ve kendilerini bu savaşın içinde bir yere oturtmaya çalıştılar. Aynı zamanda Rusya'nın özellikle savaşın başladığı haftalarda ki Putin geçen gün bloggerlarla beraberdi, savaşı izleyen bloggerlarla, dedi ki biz de dedi bu savaşta dedi eksiğimizi gediğimizi iyi öğrendik dedi. Kırmızı halılar üzerinde rugan ayakkabılarıyla dolaşan generallerden bir halt olmayacağını ben bu savaşın başlangıç günlerinde kavradım dedi. Bakın adamın lafına bak. Kırmızı halılar yani artist diyor. Artist. Sonradan diyor onları elemine ettikçe, o tür generalleri yok ettikçe yerlerine gelen ve o güne kadar hiç adını bilmediğimiz çok kahraman Rus generalleri sayesinde birçok olayı toparlama şansı yakaladık diyor. Bu böyle bir hikaye. Rusya ordusu böyle bir şey. Çok enteresan. Fakat bu Rus ordusunun generallerinin genel yapılanmasında da biraz gösteri var. Gösteri niye? Sosyal medya var, war blockers dediğimiz onların yaptıklarını hemen yayınlayan savaş bloggerları var. Kremlin'i destekleyen. TikTok falan var yani mesela Çeçenler TikTok hastası yani. Çeçen savaşmıyor, TikTok gösterileri yapıyorlar cephelerde. O yüzden bir tane adamları da vuruldu falan, onları da anlattım mı bilmiyorum. Şimdi iki Rus generalin, gerçi esasında Rusya generali diyelim, çünkü isimlerinden anlayacağınız gibi Dağıstanlı bu arkadaşlar. İki Rusya generalinin çevirdikleri bir film, yani daha doğrusu oluşturmaya çalıştıkları bir film, minimum 100 diyorlar ama çok daha fazla olduğu da ifade ediliyor. Rus askerinin ölümüne neden oldu. Luhansk'ın Kremina bölgesi. Orada Rus askerleri geniş bir arazide, bizde içtima denir yani, içtima gibi toplanmışlar. Kimi bekliyorlar? Komutanlarını bekliyorlar. Niçin? Adam gelecek, motivasyon konuşması yapacak, işte Tanrı bizimle, Ortodoks Kilisesi falan böyle laflar edecek ve ondan sonra da çocukları ölüme yollayacak. Ama onlar yollanamadan öldüler çünkü bu komutan o kadar güçlü bir komutan ki savaşın göbeğinde bir harekata hazırlanan birliğinin askerlerini o geniş arazide tam 2 saat öyle bekletmiş. Komutan gelecek de şuradan konuşacak, biz de savaşa gideceğiz. Komutan bir türlü gelememiş, gele gele Ukrayna'ya ait bir HIMARS füzesi gelmiş. Tabi yukarılar drone dolu. Baktılar ki drone'da keşfettiler, orada böyle duruyorlar hepsi. Yollayalım şunlara dediler, yolladılar ve berhava olmuş ortalık. Yani 100-150 artık ne derseniz. Allah analarına babalarına kolaylık versin. Neyse ve Rus savaş bloggerlar belki 100'den fazla tek roket vuruşuyla ölen askerlerin sayısı günlerdir devam eden Yuzonotesk çatışmasında ölen askerlerden daha fazla diyor. Yani günlerdir devam eden bir çatışma var o bölgede. Orada Rus ordusunun kaybettiği askerden çok daha fazlasını tek bir füzeyle kaybetmişler. Rus blogger Riber diye biri var. Çok trajik bir gelişme yaşandı. Rus askerleri Kremina'da yeni bir saldırıyı başlatacaktı. Komutanın motivasyon konuşmasını açık arazide 2 saat beklemek zorunda kaldılar. Komutan yerine Ukrayna'nın HIMARS füzesi geldi diyor.
Bu tür çekimleri, bunlar böyle çekiliyor ya, bloggerlara veriyorlar, orada yayınlatıyorlar Rus halkına gösteri olsun diye. TikTok'ta yayınlatıyorlar. Yani TikTok çekimleri bunlar. Bu yapılan iş bu. Neyse. 2000 başı diye bir blogger var. Two Majors. İçtima, ben öyle yazdım. İçtima ne? Toplantı değil de bizim dilimizde içtima. İçtimada 2 saat beklemek. Komutanlar, siz ne yapıyorsunuz? Siz o kişi askerlerden birinci derecede sorumlusunuz demiş. Starsky Eddy diye bir blogger, savaşın ikinci yılında hala askerini düşman topçusuna hedef yapan komutanlarla savaşıyoruz. Sanki düşmanın kendilerini vurmasını beklemişler. Bu komutanlar derhal kurşuna dizilmeli diyor. Blogger diyor bunu. Şimdi kim bu adam? Bu adam Tümgeneral Suhrap Ahmedov. En yakın arkadaşı ve her zaman birlikte komuta yaptıkları şahsın adı da yine Tümgeneral Rüstem Muradov. Bu ikisi zaten şaibeli adamlar. Çok şaibeliler. Niye biliyor musunuz? Bunlar son olarak Vostok Kuvvetler Grubu ve Pasifik Filosu 155. Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nı yapıyorlardı ikisi. Tugay personeli bağlı oldukları Primorsky valisi var. Şimdi orada Rusya dışarıdan çok askeri gözükür. Hayır, öyle değildir. Rus ordusu sivillerin kontrolünde bir ordudur. Bu Sovyetler Birliği'nde de böyleydi. Öyleydi. Yani her zaman siviller Rus ordusunun amiridir ve bölgesel olarak da bir ordu neredeyse o bölgenin valisine bağlıdır. Öyle. Primorsky Krai bölge valisine mektup yazmışlardı. O Tugay personeli diyor ki mektupta: General Muradov ve silah arkadaşı Ahmedov Pavlivka Savaşı'nda Rusya kahramanı madalyası almak için 400'den fazla askerin ölümüne neden oldular. Muradov'un askeri mayın tarlasına sürmesi büyük bir trajedidir. Bu Ugledar'da oldu. Büyük yıkım. Sonrası Karabağ'a barış gücü olarak gönderilmiş. Şimdi şöyle, bu Rüstem Murado Ugledar Savaşı'nda yenildi. Ve binlerce çocuğu öldürttü. Yani düşünsene, mayın tarlasına sürmüş adamlar. Böyle falan, öyle bir şey. Sonuçta orta görevden alındı. Sonra Rus lider bunu Karabağ'daki 2021 yılında Karabağ'daki şeyin başına getirdi. Rus barış gücü, Ermeni, Azerbaycan, işte o hani var ya, yasa dışı alan, oranın barış gücü oldu. Öyle bir çürümüş adam ki Ermenilerden para karşılığı aldığı için sonuçta bütün silah, şu bu cephane, ne varsa han kentine taşınmasına izin veren adam oldu. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Vladimir Putin'le görüştü ve şeyin bilgisi dahilinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, ve dedi ki bu adamı buradan alın. Bu adamı buradan almazsanız savaş büyüyecek. Ve aldılar. Yani aldılar. Gördüğüm kadarıyla tekrar Ukrayna'ya vermişler. Adamı bir türlü yok edemiyorlar. Esasında normali şu: arkadaş, senden bir halt olmaz, sen bir an önce çek git falan demeleri lazım. Ama sonuç, Rusya işte böyle savaşıyor arkadaşlar. Böyle savaştığı için sonuçta nükleere gelir falan diyor. Yani nükleerden önce elindeki bütün ateş gücünü kullandın mı bakalım? Bütün kapasiteni kullandın mı? Niye habire insanları nükleerle tehdit ediyorsun? Çünkü ordun bir işe yaramıyor. Olay bundan ibaret. Hoşça kalın.